Evet arkadaşlar. Tabii ki maç öncesi iki takım da aynı puanda. Ve rakip her zamanki gibi geri çekik oyun tarzıyla kontra oynamaya düşünürken Cenk'in dribblingde ceza sahasına kadar gelip düşürülüşü ve attığımız 5. dakikada serbest atıştan mükemmel bir gol. Ve sonrasında enteresandır. 7. dakikada bir de onların bir sağdan kesip Biska'nın vurup avuta giden bir pozisyonu var. Ve bir 18. dakikada da bizim Epruyani'ye Gomez'i düşürdükten sonra gördüğü bir kırmızı kart kırma noktası oldu. Yani takımın o ana kadar ki maç temposu bir anda bir farklı hale geldi. Çünkü 10 kişi kalan takım hep top kontrollü oyun, hiç düşünmediğimiz tarzda bu 10 kişi kalma bize değil onlara daha bir avantaj sağladı gibi oldu. Enteresan bir oyun futbol. 40. dakikada bir yan atış kullandılar. Tolga kafaya da vurdu topu, Yakup aldı ve bizim 45. dakikada sağdan kesip Cengiz vurdu. Defanstan dönen ve sonra dönen topu Obertan vurdu. Bu pozisyon sayısıyla onların 2 bizim 3 pozisyonla attığımız bir gol devre oldu. Soyunma odasına girdiğimizde rakip çıkarken tabii ki oksik kalmışsın 4-4-1 diye bir tarza dönüştürmüş ve çıktıktan sonra da üçlü savunma. Ortada 4 kişi, önde 2 santrafor oyun Gulprensen girdikten sonra buna döndü. Biz de tabii ikinci bir santrafor oyuna soktuk. Biz de 4-4-2 olduk. Bu sefer hoca tekrar cevap verdi. 4-4-1'e döndü Mehmet Topal'ı sokarak. Ve 46. 48. dakika aslında yine bir kırılma noktası. Yandan gelen bir topu Gomez'in çok net bir vuruşla gol yapması gerekirken vurup topu dışarı attığı bir pozisyon oldu. Bu çok önemliydi ve akabinde rakip 55 ve 58. dakikalarda işte penaltıda zaten 58. dakikada oldu. Şimdi tabii biz göremiyoruz. Hocam da göremedi ki oyun bir hayli üstünden pozisyonlar geçtikten sonra VAR'a gidildi. Demek ki VAR'daki Güney Çekir gidilmesi doğrultusunda pozisyonu değerlendirilmiş ve sonra penaltı atıldı. Kalecimizin elinde çarptı. Kurtarabilirdi ama olmadı. Ve tabii biz olayı değiştirebilmek adına yüksek et döndük. Oltan girdikten sonra 75-77 hakikaten iyi pozisyonlarımız var. Bir tanesi yandan gelen topta Hasan'ın vurup da alt direkten dönen bir pozisyonu var. Atsak 2-1 yine öne geçeceğiz. 70. dakikada soldan yine Cenk'e kestiğimiz Emrah'ın vurduğu ve kalecinin çıkardığı bir top var. Ve 80'lerin dakikada bizim yıkımımız oldu. Tabii ki Gulbrandsen'in biz çok kalabalık olduğumuz yerden topu uzaklaştırdık. Rakibe gitti. Onlar da tabii daha akıl kullandılar ve eksik sayıya rağmen Gulbrandsen'in attığı golle maçı 2-1 kazandılar. Ben kutluyorum kendilerini. Tabii ki kazanırken neşe içinde konuşurken kaybederken de neşe içinde konuşulmuyor. Ama şu var, ben oyuncularıma güveniyorum. Oyunun psikolojisi çok farklı bir oyundu. Kazanmamız gereken bir oyundu. O 1-0 öne geçmeyi bir avantaj gibi görüp öyle davranmasak, daha atak oynasaydık tabii ki daha farklı olabilirdi. Ama bu bittikten sonra her şey konuşulabiliyor. Sonuç olarak kaybettik. Üzüntülümüz. Ben üzülme lafını hiç sevmiyorum. Yani bir maçtan sonra üzülme kardeşim, kazandı o zaman. Yani maçtan sonra üzülme diye şeyimi kabul eden bir adam değilim. Demek ki bir ders çıkaracağız. Nedir dersimiz? Bu oyunu tempolu oynayacaksınız. Bu oyunu çabuk oynayacaksınız. Bu oyunu doğru oynarsanız rakip sayısı ne olursa olsun sonuç alamayabiliyorsunuz. Bir de tabii bugün maçı kim kazandı derseniz, bana göre şanslı olan kazandı. Yani öyle bir penaltı olmasa ki hiç olacak bir pozisyon değil. Bu duruma düşmezdik. Atabilseydik 48. dakika golü, şimdi konuşan biz olup diğer takım aynı dertten yana müzdarip olacaktı. O yüzden futbolda bunlar var. Ben oyuncularımı kutluyorum. Ben yarın özellikle oyuncularıma izin verdim, dinlensinler. Ve çünkü çok ciddi bir rakiple oynayacağız, Fenerbahçe. Onlar da şampiyonluğu oynuyor. Dolayısıyla biz de kazanmak zorunda, çünkü bizim geri kalan 3 maçta
8 puan hedefimiz vardı, artık 8 puan alamayız. Ya da 7 olur bu, ya 9 olur. Yani bir tane berabere kalma durumu söz konusu olur. Diğerlerini yenmeniz lazım. 7 puan alırsak, şu andaki puanımız 37, 44 puan. Aslında bizim hesabımız 45 puan üzerineydi. O yüzden demek ki geri kalan 3 maçı da kazanmak adına elimizden geleni yaparak oynamak zorundayız. Yani öyle bir durumdayız ki hep kazanmamız lazım. Hiç berabere kalma şansımız yok. Bu maçı kazanmazsan yandım, bu maçı kazanmazsan yandım. Böyle bir durumdayız. O yüzden de oyuncularımızı bu atmosfere daha hazırlayıp, daha onların kazanacak hale gelmesini sağlayarak bu 3 maçı oynayacağız. Ben çocuklarımı kutluyorum verdikleri çabadan dolayı. Her zaman sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu ara Fırat Hoca'ya bir konuda sitem ettim. O da oyun, topun oyunda kalması çok çok az oldu. Yani belki de 50 dakikanın altındadır. Yani o kadar bir zaman, ha rakip de haklıdır tabii ki, zamanı ölecek. Almıştı koru, niye oynamasın? Ama ben daha önce mesela Volkan'a kart gösterebilir. Bir maçın sonlarında gösterdiğiniz kartın bir hiç ifadesi yok ki. Zaten bitmiş olay olur. Bir bu konuda ancak sitem edebilirim. Bir de kendisiyle de konuştum. Kardeşim Onur, dördüncü hakim, onunla da konuştum. Ya hocam, burada Emrah'a küfür etti çocuk. Yanımda bak, burada Onur, burada Alex, burada ben. Hocam uzakta, görmüyor konuyu. Aç ağzını, dördüncü hakim olmak orada durmak değil ki. İfade et kendini. Hocam duydum, burada bir küfürleşme var. Çocuk da kendi derdini aldı. Hocam buradasınız, küfür etti arkadaşımız. Duymuyor musunuz? Tabii Fırat da ne söyleniyorsa onu değerlendiriyor. Geldi, dedi ki, hocam bana ne dedilerse ben onu yaptım dedi. Yani ben görmedim konuyu dedi. Bakın bu olmaz yani. Bu çok önemli bir yanlış. Yani belki Emrah ya haftaya oynamayacak Fenerbahçe maçında. Yani yazık, günah değil mi? Yani yapmayın arkadaşlar. Yani X, Y size ne, başka takımın ne insinden ne. Yani adam gibi yöneteceksiniz. Yönetin olur. Ama her şeye rağmen de bu zor atmosferin, belki Türkiye'deki en zor maçlarından bir tanesini tabii ki Fırat Aydınus yönetecek. Tabii ki Cüneyt Çakır yönetecek. Böyle deneyimli hocalar, atmosferden etkilenmeyecek hocalar yönetecek. O konuda saygımız var. Evet, buyurun. Soru var mı? Soru. Yoksa, hoşçakalın.